Arkadaşlar. Çaptık. Siz bu hizadasınız. Sizsiniz. Burası ne? Şanlıurfa Kent Müzesi olarak dizayn etti. Kent müzemizde ne var? Bizim Şanlıurfa'nın kültürü var, tarihi. Osmanlılar dönemine kadar birçok medeniyet Urfa'mızda yaşadı. Urfa'mız deyince aklınıza kim gelecek? Mutasarrıf Nusret Bey gibi zatlar gelecek. Ondan sonra yapılan Ankara Antlaşması'nın alt bir maddesi ve içeriğini oluşturmakta. Tamam mı Urfa? Kurtuluş mücadelesi. Sizin yasa gelince çok sıcak bir bölgede yaşıyor değil mi? Sıcak. Herkese yetecek. Alan geçiyor. Diğer odalara gelecek. Diğer odalara gelecek. Ben kendimi göremem. Bir çıkalım onlar gibi. Çıkmış orada, evde sergiyi koymuşlar. Evet. Bugün de başkası. Tuğba Akdemir, Siverek Köyü ilçesinden, Gürakar Köyü'nden geliyoruz. Balıklı Gölü hiç görmemiştik. Bu sefer gördük, hayal ettiğimizden daha güzelmiş. Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben Kamile Kılıç, Siverek ilçesinin Gürakar Köyü'nden geliyorum. Balıklı Göl'e ilk defa geliyorum. Televizyonda görmüştüm daha önce ama gerçeği çok daha farklı, çok daha güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum. Bazı arkadaşlarım var, hiç böyle bir şeyi görmemişler. Buyu gördüler, onlar sayesinde. Bunları gördükleri için çok mutlu oldular. Ben Şanlıurfa Siverek Gürakar Ortaokulu Müdürü Özgür Ercek. Okulumuz Siverek 38 ile 130 kilometre uzaklıkta. Biz bugün Şanlıurfa'nın tarihi yerlerini gezdik, müzelerini gezdik. Balıklı Göl'e gittik, Kent Müzesi'ni gezdik, Mozaik Müzesi'ni gezdik, Arkeoloji Müzemizi gezdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu, çok sevinçli. Kırsal bölgede dezavantajlı çocuklar için hani gerçekten muhteşem bir proje. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Nihat Çiftçi'ye ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Şerafettin Turan'a özellikle ikisine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nuri Kapanoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum. Yani gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Öğretmenim, okul rehber öğretmeni ismim Deniz Taylan. Öğrencilerin gözünden ve heyecanından olaya bakıyorum. Hani ilk zaten bu gezinin bize duyurulması ve bu davet edilmemizden sonra öğrencilerimiz büyük bir heyecan içerisindeydi. Bugün sabah dakika dakika ne zaman geleceğini soruyordu yani otobüsün. Çok heyecanlılardı. Öncelikle dezavantajlı bir grup olarak kırsal bölgede bulunan bir öğrencinin kendi iline ilk defa geliyor olması büyük bir, önemli bir olay. Bu olayın heyecanı onlara yansıyor, bize de yansıyor. Bunu hissettik ve yaşadık. Onun dışında bununla alakalı tüm yetkililere bunun organizasyonun düzenlenmesine iznine kadar tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bir öğretmen olarak, bir rehber öğretmen olarak. Öğrencilerin heyecanını öğretmen olarak biz de yaşadık ve paylaştık.